Merhaba, ben Mustafa Kürşat Şahiner. OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Yöneticisiyim. Bugün sizlerle yeşil dönüşüm nedir, neden ihtiyacımız vardır, insanlık bu konuyla ilgili neler yapmalıdır, bunları tartışacağız. Yeşil dönüşüm, temel anlamda iklim değişikliği ve kaynakların verimli kullanılmasıyla alakalı olarak ortaya çıkmış bir kavramdır. Aynı zamanda çevre temizliği, sürdürülebilir ekonomi, döngüsel ekonomi, buna benzer bir takım başka parametrelerin de içinde olduğu geniş bir platformdur. Yeşil dönüşüm ekonomisi, Birleşmiş Milletler Çevre Platformu tarafından aynı zamanda toplumsal ve sosyal refahı da sağlamak için ortaya konulmuştur. Bu kapsamda yeşil dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle birlikte anılacaktır. Yeşil ve döngüsel bir ekonomi için sera gazı emisyonlarının azaltılması önem arz etmektedir. Bu nedenle bu bölgelerde yeşil OSB'lerin ARGE kapasitelerinin bir takım yeşil makine dönüşümlerinin sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede yeşil dönüşümün 5 temel ilkesi mevcuttur. Refah ve kalkınma ilkesi. Bir toplumun refaha erişebilmesi için uygulanabilir kalkınma modellerinin oluşturulması gerekmektedir. Bunlar eğitimden sağlığa, hukuktan sosyal yaşama ve diğer tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde olmalıdır. Bu ilke sürdürülebilirlik kapsamında ekonominin kalkınabilir olması şeklinde yorumlanabilir. Eşitlik ve adalet ilkesi. Yeşil ekonomide sosyal bir boyutta adil gelişim sağlanmış olur. Eşitlik ve adalet kavramları tüm diğer fırsatlara eşit şekilde ulaşılabilmesini ifade ederken yeşil dönüşüm içerisinde de kendine yer bulmuştur. Bu çerçevede güçlendirilmesi gereken bir takım diğer eşitlik unsurlarını da sağlayıcı olacaktır. Çevrenin korunması ilkesi. Adından da anlaşılacağı gibi yeşil dönüşümün öncelikli nitelendirdiği şeylerden birisi çevredir. Yeşil dönüşüm hem biyoçeşitliliği hem de yeşil alan oluşturulmasını öncelikleyen bir kavramdır. İhtiyaçlara temiz bir şekilde ulaşılmasını, var olan kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını bu yüzden istemektedir. Üretimden temel ihtiyaçların karşılanmasına kadar birçok noktada kullandığımız doğal kaynaklar aksi takdirde bir gün elimizden kayıp gidecektir. Daha çevreci bir ekonomi modeliyle çevrenin korunması hem de iklim krizinin üstesinden gelinmesi amaçlanmıştır. Verimlilik ve yeterlilik ilkesi. Döngüsel bir yapıda sağlanan yeşil ekonomi, emisyonların az olmasını hedeflemektedir. Bu sayede doğanın bize sunmuş olduğu kaynaklar daha sürdürülebilir bir hale gelecektir. Aynı zamanda nüfus artışına paralel olarak ihtiyaç duyduğumuz tüketim malzemeleri artmaktadır. Bu noktada gelecek nesillere elimizde bulunan kaynakları sürdürülebilir ve temiz bir şekilde kullanarak iyi bir gelecek bırakmalıyız. Üretimde verimlilik çerçevesinde kaynakların etkin kullanımı oldukça önem arz etmektedir. Sonuç olarak üretim ve tüketim davranışlarımızı bireysel olarak da geliştirmek zorundayız. Bu bireysel farkındalık olarak yeşil ekonominin farklı bir boyutunu oluşturur. İyi yönetişim ilkesi. Her kavram olduğu gibi yeşil dönüşüm kavramı da bir yönetişim ilkesine sahip olmak zorundadır. Bu noktada yeşil dönüşüm için kamu, özel sektör ve toplumsal tüm yapıların destek vermesi gerekmektedir. Özetlemek gerekirse zamana dayalı ve sürdürülebilir bir model için toplumsal yapının güçlü olması gerekmektedir.